Merhaba ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler. Birazdan Trabzonspor takımımızın maçı var. Daha önce söylediğim gibi yeni formatımız ilk 11 belli olduğu zaman, şu an tahmini bir ilk 11 ama %99 çıkacak ilk 11'i konuşacağız. Bu ilk 11'i değerlendireceğiz. Abdullah Avcı'dan sürpriz bir 11 geldi. Beklediğimiz gibi bir sürpriz 11 bence. Şimdi bu 11'i değerlendireceğiz. Hani Abdullah Avcı'nın tercihlerini değerlendireceğim. Neden bu şekilde bir kadro tercihinde bulundu? Yedek kulübesinde Maxi Gomez var. Gene bu detay çok önemli bir detay. Bir tane kardeşimize de bu mesajımız olsun. Söylemiştim yedek kulübesinde olması muhtemel diye. Şimdi Trabzonspor takımımızın ilk 11'ini değerlendirelim. Bu tabii ki resmi açıklanmadı ama %99 bu kadroyla çıkmasını bekliyoruz. Kalede Taha. Biliyorsunuz Uğurcan Çakır'ın kaptanın bir sakatlığı var. Hoca Taha ile devam etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Taha bence maçın adamıydı. Çok iyi bir performans sergilemişti ve Taha ile başlıyoruz. Bana göre hani ilk 11'de bir tane oyuncu, o da Abdülkadir Ömür'ün oynama şeklini biraz değerlendirmek istiyorum. Şimdi sağ bekte Larsen'in yerine Dorukhan hamlesi var Abdullah Avcı'nın. Tabii ki bu hamleyi yapmasındaki neden bence Dorukhan'ın daha dinamik, daha çok öne çıktığını düşünüyorum. Ben Larsen haftalardır ben sizlere Larsen değerlendirmemi yapıyorum. Savunmada çok iyi. Savunmada bence çok iyi yerini kapatıyor. Tecrübeli, alanı güzel kapatıyor. Ama orta sahayı geçmeden oynuyor arkadaşlar. Ve Abdullah Avcı bence hani biraz Bakasetas'a yer açmak, biraz Badri'ye yer açma adına da olabilir bu hamle. Şimdi hoca Dorukhan'ı da kulübeye çekmek istemiyor. Dorukhan'ın da enerjisinden yararlanmak istiyor diye düşünüyorum. Ve hoca tamamen Dorukhan'ı sağ beke çekti ve kulübeye aldı Larsen'i diye düşünüyorum. Batra ve Dansville ikilisiyle başlıyor. Bu ikilide de Abdullah Avcı'nın ben yine Vitor Hugo'nun kasarları vardı. Risk etmek istemediğini tahmin ediyorum. Niye? Çünkü bence bu takımda Vitor Hugo varken oynar ama hocamızın tercihidir, saygı duyuyorum. Mutlaka vardır bir planlaması. Takıma göre, hocaya göre, sisteme göre, hava şartlarına göre bir kadro çıkartan bir hocamız var. Saygı duymamız gerekiyor. Sol bekte Eren, neredeyse alternatifsiz Eren zaten ve alternatifle başlıyor. Önemli olan detay arkadaşlar, 6 numara yeni aldığımız ön libero Gamin bu maçta oynuyor. Gamin'i 6 numarada göreceğiz. Gamin'in performansı çok belirleyici olacak. Haftalardır takımımızda orta sahanın direncinin düşük olduğundan, bir 6 numara ihtiyacımız olduğundan bahsediyorduk. Bu maçta, hadi geçen maçta Gamin'in ilk 10 dakikalık görüntüsü bence muazzamdı, mükemmeldi. Hatta söyledik, söyledim arkadaşlar. Dedim ki sizlere, Gamin ilk 10 dakikası mükemmel. Bu şekilde devam ederse ilaç olur demiştik ki hani Gamin gerçekten iyi bir oyuncu. Kumaş olan bir oyuncu. Zaten milli oyuncu. Yurt dışında Premier Lig'den getirdiğimiz bir oyuncu. 6 numarada Gamin var gene aynı şekilde. Bir taraftan da bilgisayarımdan kontrol ediyorum. Gamin var 6 numarada ve Bakasetas, Badri, Abdülkadir Ömür ve Trezeguet. Bakın orta sahayı bu şekilde kurmaya çalışacak. Kanatlarla beraber söylüyorum. Bakasetas'ı büyük ihtimal Gamin'in yanında oynatacak. Bakasetas'ın ağrıları tamamen geçti. Demek ki hazır ve %100 hazır olmasaydı Abdullah Avcı Bakasetas tercihini muhtemelen ikinci yarıya bırakacaktı. Sabah çektiğim Ümraniye maç öncesinde bir kritik yaptım ve sizlere şunu söylemiştim. Bakasetas'ın durumuna göre bir kadro şekillenecek. Bu takımda Bakasetas şu an banko oynayacak demiştik. Bakasetas'ı oynatıyor. Badri, Abdullah Avcı üstüne gidiyor Badri'nin. Bana göre performansı düşük Badri'nin ama mevcut kadroda da şu an hani Lahtimi ve Naci'nin de kadroda olmayacağının bir bilgisi var aslında. Hani o da tam net bir bilgi değil. Gomez kadroda olacak. Naci ve Lahtimi kadroya almadı bilgisi var. Bakın bunlar bu net bir bilgi değil ama aldığımız duyum bu şekilde. Hemen akabininde Abdülkadir Ömür. Şimdi Galatasaray maçında sakatım dedi oynamadı. Abdullah Avcı bir sistemde bulundu. Tabi hafta içerisinde oyuncu özür diledi. Oyuncu hatasının farkındaydı. Oyuncu bugün bir menajeriyle bir paylaşım yaptı. Konuşulanlara gülüyoruz dedi. Oradan bir dışarıya da bir mesaj verdiler. Hani gerçekten ben de güldüğüm şeyler var. Benim de güldüğüm şeyler var ama konuşmayacağım tabii ki de. Komik şeyler ben de görüyorum, ben de duyuyorum, ben de hissediyorum ama konuşmayacağım tabii ki de. Ben hani şu an maç arifesindeyiz zaten. Abdülkadir Ömür oynuyor. Hoca gene sahip çıktı. Abdullah Avcı gene sahip çıktı. Abdullah Avcı'yı bu konuda oyuncu kazanan teknik direktörleri seviyorum abi. Kim ne derse desin. Oynamak istememiş, o olmuş, bu olmuş. Ben oyuncu kazanan teknik direktörleri seviyorum. Abdülkadir Ömür inşallah oynar. İnşallah herkesin yüzünü hani hepimizi mahcup etsin abi. Ben gitmek isteyen oyuncu takımda tutulmamasından yanayım. Hepimizi mahcup etsin, goller atsın, iyi oynasın, asist yapsın. Bu maçta zaten iyi oynamak zorunda. Eğer yaptıklarını unutturabilmek istiyor ise, eğer güçlenmek istiyorsa tekrardan bu maçı çıkıp çatır çatır oynayıp kazanması lazım. Sazı eline alması lazım tabiri caizse. Ben her zaman söylüyorum.
Abdülkadir Ömür, Bakasetas gibi oyuncuların sazı eline aldığında sen maçı kazanırsın. Ümraniyespor takımı iyi bir takım. Geçiş oyunu iyi oynayan bir takım. Baktığımız zaman bence Badri ve Trezeguet kanatlarda olacaklar. Zaman zaman Abdülkadir Ömür ve Badri yer değişikliği yapacaktır. Oyun içerisinde değişken, hareketli bir takımla çıkacağız. Bir kere bu takımın, bakıyorum, Bakasetas, Badri, Abdülkadir Ömür'ün olduğu yerde, gene göbekte Gami'nin olduğu yerde bu takımın topa sahip olması lazım. Bu takım da topa sahip olamıyorsa bizim topa sahip olma ihtimalimiz çok düşük arkadaşlar. Şu takım şu an topa sahip olması lazım. İleride Santafor'da Canini, hani solda da Trezeguet. Trezeguet'in performansı da belirleyici olacak. Bakın Trezeguet de önemli bir oyuncu. Trezeguet'in bu maçta artık bir şey yapması lazım. Artık gol asist zamanı. Trezeguet'in gol yapma zamanı. Artık Trezeguet, çünkü gol yapabilmesi için bu sahada. Geçen hafta Galatasaray maçında Nelson'u birebir yakaladığında o anda golü atması lazımdı. O anda işi bitirmesi lazımdı. Bunun için de sahada zaten. Sonuç olarak arkadaşlar, ileriye Canini'yi koyduk ki şu an zaten mevcut kadro içerisinde. Hani Konyarus'u gönderdik, Canini kaldı. Gomez, Umut Bozok oynasaydı ben şaşırmazdım abi. Bazı zamanlarda teknik direktörler mecbur kalabilir. Gelir gelmez oyuncu oynatmak zorunda kalabilir. Canini'yi de oynatabilirdi Abdullah Avcı. Gomez'i de oynatabilirdi. Hem Umut hem Gomez hocaya mesajları verdi. Bu iki oyuncunun da kadroda olmasını bekliyoruz. Hani maç 11'inde sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anda da Trabzonspor takımının bildirimi geldi. Maçın 11'ini verdiler. İnşallah yanlışlık olmamıştır. İsterseniz ben bir kapatayım. Bir maçın 11'ine bakıp tekrardan devam edeyim diyorum. Hemen kapatıp geri geliyorum. Kadroya baktım. Kadro tahminimiz doğru. Aynı 11'i vermişler. Trabzonspor takımımıza canı gönden başarılar dilerim. Kadroyu değerlendirdim. Hani dediğim gibi ilk 11'i verdik. Yedek kulübesi de bizim için çok önemli. Yedek kulübesine bakmadım. Direkt ilk 11'e baktım ki bu videoyu bir an önce yükleyeyim. Trabzonspor takımımıza canı gönden başarılar diliyorum. Zor bir maç. Kolay bir maç değil. Oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. Rakip hızlı hücum yapan, özellikle kendi sahasında agresif bir şekilde pres yapıp defans yapan ve zaman zaman beşliye dönen. Geçen hafta beşli savunma oynadılar. Bizim maçımızda da beşli savunma oynayabilirler. İleride iki tane çabuk oyuncuyla işi bitirmeye çalışacaklar. Savunma hattımız uyanık. Gözünü dört açarsa ben bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah Trabzonspor takımımız 3 puan alır. Transferlerle beraber Artem ve Masoros da hala gözümüzde. Eğer olur da bir sıcak bilgi, maç arası bile çekeriz videomuzu. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Canı gönden başarılar diliyorum. Vurduğun gol olsun Trabzonspor'um. İnşallah maçtan sonra da görüşmek üzere. Kemik kitlem, sizleri ayrı seviyorum. Gene buradasınız biliyorum. Allah'a emanet olun.